Sevgili seyirciler, haydi gençler bowling'e diyoruz şimdi. Eğitimde yeni bir projeden bahsetmek istiyoruz sizlere ve bu projenin ayrıntılarını almak için de sevgili Gökben'e bir günaydın diyelim. İsterseniz peki dönmeyeyim. Gökben günaydın. Buradaymışız. Günaydın. Bowling hepimiz için çok da bilinen, hani futbol, voleybol kadar pek de yaygın olmayan bir spor dalı. Bir topu alıyorsun, kaygan bir zemin var. Üç tarafta dizilmiş lobutlar var, fırlatıyorsun, vurdun, vuramadın, geçmiş olsun. Sen attın mı bilmiyorum ama umarım atmamışsındır ya da çok hafif bir top kullanmışsındır. Son dönemlerdeki sağlık durumun için söylüyorum. Yine de soracağım ama bir de nasıl yürütülecek bir proje, merak ediyoruz. Biz de bunu merak ettik çünkü senin de dediğin gibi gerçekten bowling bizde çok tanınan, bilinen bir spor değil. Artık gençlerin hafta sonları tercih ettiği bir spor ama okullarda bowling nasıl olacak, beden derslerinde nasıl bowling oynayacak liseli gençler diye merak ettik ve projenin mimarlarını konuk ettik. Şimdi ayrıntıları hep beraber öğreneceğim. Hemen sormak istiyorum, merakımız şudur, beden derslerinde bowling seçmeniz bize çok ilginç geldi. Çünkü bowling bizim ne milli sporumuz ne çok bildiğimiz, bize tanıdık bir spor. Neden bowling? İyi günler efendim. Keçiören'den TRT izleyicilerine selamlar, saygılar sunuyorum. Neden bowling? Keçiören ilçemiz Türkiye'nin en büyük ilçesi ve öğrenci sayısı itibariyle en fazla öğrencisi bulunan ilçe. Bizim spor yapacak mekanlarımız çok fazla değil. Böyle bir imkan vardı bu mekanda. Siz kaymakam olarak buranın, bu projenin mimarlarındansınız. Keçiören kaymakam olarak biz katılımcı kuruluşlarımız, Keçiören Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Dağça Bowling Dart Federasyonu Başkanlığı'yla birlikte Keçiören'de bulunan orta dereceli okullarımız, 27 adet orta dereceli okullarımızın 33.025 öğrencimize sadece beden eğitimi derslerinde bu mekana getirip bowling sporuyla tanıştırıp ondan sonra tekrar derslerine devam ettiriyor. Toplam 60 dakika, 40 dakika dersleri, 20 dakikada teneffüslerini alarak bu mekana getiriyoruz çocuklarımızı. Burada bowling sporuyla tanıştırıyoruz. Derslerine engel olmuyoruz. Büyükşehir otobüsleri temin ediyor. Bu merkezde bize bu imkanı sağladığı için ve Bowling Federasyonu, bowling sporu Türkiye'de yeni bir spor dalı. Şimdi şunu sormak istiyorum hemen, sözünüzü böldüm ama 40 dakikalık bir beden dersi var. Çocuklar Ankara'nın, Keçiören'in çeşitli yerlerinden geliyorlar. Bu 40 dakika içinde biraz insana zor görünüyor öğrencilerin buraya taşınması, derslerini görüp tekrar dönmeleri. Gerçekten amacına ulaşacağını düşünüyor musunuz? Evet, biz bunu denedik. 20 dakikada teneffüsümüz var. Toplam 60 dakikalık bir zaman içerisinde sınıftan, dersten çıkıyor, otobüse binip burada sporunu yapıp tekrar dersini aksatmadan dersine dönebiliyor çocuklarımız. Ve bu spor dalı her iklimde, günün her saatinde yapılabilecek bir spor dalı. Amacımız burada çocuklarımızı bu spor dalıyla tanıştırmak. Maalesef Türkiye'de bu spor dalını tanıyan çok fazla gencimiz yok. Ve bu federasyona da, Türk milli takımına da iyi oyuncular, iyi sporcuları kazandırmak. Şimdi onları soracağız ama ben hemen oynayan bir öğrencilerimize sormak istiyorum. İzin verirseniz döneceğim geri. Bir öğrenebilir miyim? Merhaba. Sana sormak istiyorum. Bowling'le yeni mi tanıştın? Evet. Ama çok zevkli olduğu için çok seviniyorum. İyi ki tanışmışım. Peki beden derslerinde zor geliyor mu? Bu 40 dakika için buraya gelip gitmek değiyor mu? Çok zevkli oluyor. Yani çok seviyoruz. İyi ki de getirmiş hocamız bizi buraya. Bununla ilgili bir hedefin olacak mı ileriye dönük? Olmasını istiyorum yani. İnşallah olur diyorum. Biz sizin oyununuzla bölmeyelim. O zaman konuklarımıza hemen geri dönelim. Evet, öğrenciler hallerinden çok memnun görünüyorlar. Size şunu sormak istiyorum bir de. Federasyon başkanı olarak. Bowling söylediğimiz gibi çok tanınan bir spor değil. Siz neler söyleyeceksiniz? Türkiye'de çıta yükselecek mi böylece? Tabii ben Türkiye'de çıtanın çok yükseleceğine inanıyorum. Sayın Kaymakam ve Sayın Belediye Başkanımız sayesinde, yaptığımız işbirliği sayesinde bu çok güzel bir uygulama. Bizim toplam 8.000 lisanslı öğrenci şeyim var, sporcum varken bir anda 33.000 lisanslı bir federasyon haline gelmek, yani 8.000'i de sayarsanız 41.000 benim için çok anlamlı, çok gurur verici. Bunun %10'u, %1'i bile benim elimde sporcu olarak kalsa benim için korkunç bir rakam. Ama biz bu pilot bir proje. Daha sonra bu projeyi başta benim memleketim olan Kars'tan başlatarak Doğu ve Güneydoğu'da öncelikle salonu bulunan bütün illerde uygulayıp, çünkü bowling sporu hem bütün kasları çalıştıran, yani oynadığınız zaman bütün kasların bir arada çalıştığı, zekanın konsantrasyonu, müthiş derecede konsantrasyon gerektiren çok güzel bir spor dalı. Türkiye'de spor dalı olarak yeni biliniyor. Eğlence olarak daha çok biliniyordu.
Ama bizim Türk Akdeniz şampiyonluğumuz var daha önce sporcularımızın. Şampiyonluklar artacak herhalde. Kesinlikle ona inanıyorum. Biz bu şimdi bütün illerden Sayın Kaymakamımızın başlattığı bu güzel şeye talepler geliyor. Bizde de yapalım falan diye. Benim en büyük burada kazançlı çıkan benim. Çünkü bunu Türkiye'ye yaymak hep fikrimdi, hep idealimdi. Birdenbire böyle bir projeyle gelince Sayın Kaymakamla, Sayın Belediye Başkanımla böyle bir projenin içine kendimi bulunca acayip derecede sevinçliyim. Biraz soralım o zaman. Siz de projenin bir ayağı olarak Keçiören Belediyesi'ni olarak neden bu projenin içinde bulunmak istediniz? Biz bu tür projelerin öncelikle her alanında varız. Keçiören Belediyesi olarak, Keçiören Türkiye'nin en büyük ilçesi. 800 bin nüfusa sahip ve 18 yaş altında 250 bin nüfusumuz var. 33 bin de öğrenciniz varmış bu imkandan yararlanan. Bayağı büyük bir rakam. Oldukça yüksek bir rakam. Şüphesiz gençlerimize yönelik olan her türlü projenin de içerisinde biz yer alacağız. Özellikle de sporla alakalı olduğu zaman. Çünkü sporun eğitimin bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Hangi spor dalı olursa olsun mutlaka onun, o gençlerin eğitiminde büyük faydası vardır. Spor sadece bedeni eğitmiyor. İnsanın ruhunu, bilgisini, becerisini ve ahlakını da aynı zamanda yöneten bir şey. Bu nedenle biz bu projenin içerisinde büyük bir şevkle yer aldık, büyük bir istekle yer aldık ve gayet de iyi gidiyor. Öğrencilerimiz çok mutlular. Evet, yüzlerinden gerçekten çok mutlu oldukları belli öğrencilerin. Şu anda burada 135 tane kız öğrencimiz var. Onların beden dersine denk geldik. Bir kız meslek lisesi öğrencisi. Ne kadar sürecek bu pilot uygulama? Ben bu 3 aylık bir proje. 3 ay içerisinde 33 bin öğrenci burada kurstan geçireceğiz. Bizim Şubat ayı içerisinde 71 öğretmenimiz de hakemlik kursu aldı yine bu salonda. Ve bu 71 öğretmenimiz bu projede görev aldı. Şimdi önce öğretmenlerinizi eğittiniz. Daha sonra öğretmenler öğrencileri mi eğitiyorlar şu an? O öğretmenlerimiz de bu alanda öğrencilerimizi eğitiyorlar. Bunun içerisinde yine hakem olarak da çıkacak öğretmenlerimiz olacak. Ben burada ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzde bu projede yer alan bütün öğretmenlerimize, spor bölümüne teşekkür ediyorum. Bu salonu bize tahsis eden arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Yine bu merkezi bize bu imkanları veren kuruluşa teşekkür ediyorum. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Keçiören Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu proje 3 ay sonra ya sonlanacak ya genişleyecek mi? Efendim şimdi bu projeye katılan öğrencilerimizin istatistikleri tutuluyor. Başarılı öğrencilerimizi alacağız. Başarılı öğrencilerimizi bundan sonra devam ettireceğiz. Bunun içerisinden federasyona, Türk milli takımına kazandıracağımız öğrencilerimize yola devam edeceğiz. Ama bu vesileyle burayı tanıyan öğrencilerimiz bu sporu sevecek ve kendileri artık bu sporu kendi başlarına yapabilecekler. Ama biz buradan bir şekilde kadro çıkartacağız inşallah. Biz bunun temelini atmış oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi burada öğrenciler şu an beden eğitimi dersi yapıyorlar. Keçiören'de bir meslek, kız meslek lisesi öğrencileri. Onlar bu şu an çok eğleniyorlar, oynuyorlar, görünüyorlar ama aslında dersteler. Çok da keyif aldıkları, yeni tanıştıkları bowling dersinde. Evet, pilot uygulama böyle başladı. Bakalım 3 ay sonra nereye varacak, sonlanacak mı yoksa Türkiye genelinde yayılacak? Gökben, seni bilmem ama ben işin doğrusu öğrenci olmak istedim şu an itibariyle. Bizim beden eğitimi derslerimiz aklıma geliyor da yılı söylemeyeceğim. O kadar yıl önce diyeyim. İnsanın gerçekten öğrenci olası geliyor. Hocama bir sorar mısın, bizi de öğrenci olarak kabul ederler mi? Arada bir biz de gelsek, iki biz de fırlatsak o topu diye. Sen sorar bilgiyi bana verirsin sonra. Teşekkür ederim, sağ olasın. Kolay gelsin.